İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir çarşamba akşamı daha uzman doktor Ümit Atman'la Bağlan Hayatı programında tekrar bir aradayız. Son 15 günde ülkemizde hiç istemediğimiz terör olayları meydana geldi. Bu olaylar globalleşti, yurt dışında pek çok ülkeye de sıçradı. Öncelikle terörü lanetlediğimizi belirtiyor. Bu olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlere Tanrı'dan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Her programımızda olduğu gibi bizi hayata bağlayacak şeyleri konuşmak üzere buradayız. Hayattan alıkoyacak şeylerden uzak durmayı hedefledik. Onun için herkesi ekran başına bekliyorum. Bugünkü konuğumuz çok değerli bir büyüğüm, abim, hocam, pek çok kimsenin de hocasıdır, pek çok öğrencisi olmuş, çok değerli bir nasıl tanımlayacağımı da bilemedim, söyleyemedim, heyecanlandım, dilim dolaştı. Gerçekten benim yanımda yeri çok ayrı. Sayın Profesör Doktor Erol Özmen, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bugün Erol hocamızla depresyonu konuşacağız. A'dan Z'ye depresyon nedir, ne değildir, belirtileri nelerdir? Depresyon hakkında bilinenler, doğru bilinenler, yanlış bilinenler. Çünkü depresyon toplumda oldukça sık görülen fakat çok farklı şekillerde tanımlanabilen ve kişinin hayatının her evresinde değişik tablolarla karşımıza çıkabilen bir durum. Kimisi için çökkünlük, kimisi için hayattan zevk almama durumu. İşte bugün hocamızla, davetimizi kabul edip gelen hocamızla masaya yatıracağız depresyonu. Ama önce hocamızı tanıyalım. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Erol Özmen kimdir hocam? Evet. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde de sağlık hizmetlerinde iletişim yüksek lisans programımız var. Dolayısıyla hem ruhsal rahatsızlıklar hem iletişim konusunda uzun yıllardır çalışıyorum. Bu alanda yapılmış çok psikiyatri ve depresyon alanda yapılmış çok çalışmalarım var. Onun dışında ne söyleyebiliriz başka? O kadar çok söylenecek şey var ki aslında. Evet. En iyisi biz depresyonu konuşmaya başlayalım. Evet, evet, evet. Bence siz çok büyük bir değersiniz. Gerek tıp alanında, gerek Celal Bayar Üniversitesi'ndeki akademik kadroda. İyi ki varsınız diyorum. Teşekkür İyi ki bizi aydınlatıyorsunuz, ışık oluyorsunuz. Depresyon nedir hocam? Evet, depresyon... Derin bir iş çektikten sonra. Evet, çünkü depresyonlu hastalar da çok sık derin bir iş çekerler. Depresyon aslında tanımlanması bir yandan kolay, bir yandan da anlaşılması zor bir kavram. Tanımlanması neden kolay? Çünkü her insan belli düzeyde depresyon veya depresyon belirtileri yaşayabiliyor doğal olarak. Ama tabii hastalığa da dönüşebiliyor. Evet. O nedenle hani tanımlanması bir yandan kolay ama hastalığa ne zaman dönüşüyor, ne oluyor dediğimiz zaman biraz daha karmaşık olabilen bir konu. Çok hani tanımlamaya kalkarsak kısaca aslında insanın pozitif duygularını kaybetmesi, mutlu olamaması, hayattan zevk alamaması gözüyle, hı-hı, bakmakta yarar var. Buna eşlik eden tabii bir sürü başka belirtiler oluyor ama öz olarak baktığımız zaman eskiden severek, isteyerek yaptığı şeyleri insanlar yapmak istememeye başlar. Yapmak istememe yanında kendisini zorlayarak yapsa bile zevk alamaz. Kendisini mutsuz hisseder, karamsar hisseder. Geçmişle ilgili, gelecekle ilgili düşünceleri çok değişir. Hem geçmişi olumsuz değerlendirir, hem geleceğe karamsar bakar, hem bugünlerde olup bitenleri olduğundan daha olumsuz olarak görür. Evet. Tabii bunların dışında iştahla ilgili, uykuyla ilgili bir sürü başka belirtiler de eklenir. Diğer yandan bedensel belirtiler de çok sık eklenir. Özellikle kafa karıştıran konulardan birisi de o. Çünkü ağrı gibi, çarpıntı gibi çeşitli bedensel yakınmalar olduğu zaman insanların doğal olarak akıllarına bedensel hastalıklar geliyor. Bu da günlük uygulamalara baktığımız zaman doktora başvurmayı geciktirebilen şeyler. Evet. Ama tekrar hani tanıma dönecek olursak en önemli olanı hayattan artık zevk alamama halinin olması ve o mutsuzluk hali. Peki sık mı? Sık mı karşılaşıyoruz depresyonla? Evet, çok sık. Şimdi tabii belirti düzeyinde düşündüğümüz zaman, hı-hı, hastalık düzeyinde düşünmezsek eğer herkesin yaşadığı bir şey. Hı-hı. İnsanın doğasında olan bir şey. Belki de iyi ki de var çünkü
bazı kayıpları hissedebilmek, o kayıplara alışabilmek, ruhsal açıdan olgunlaşabilmek için insanın belli bir düzeyde depresyon yaşaması doğal bir şey, olması gereken bir şey de. Hastalık düzeyinde düşündüğümüz zaman da yine çok sık, tabi bu konuda çok değişik oranlar verilebilir ama şöyle yaşam boyu düşünecek olursak erkeklerde %10, kadınlarda %25 gibi oranlar verilebiliyor. Evet. Yani şöyle düşünecek olursak yani insanların yaklaşık 1/5'i hayatı boyunca tedavi, ciddi tedavi gerektirecek düzeyde depresyon yaşayabiliyor. Daha hafifleri de hesaba katarsak bu oran daha da yükselir tabi. Evet. O nedenle gerçekten çok yaygın. Belki gelecekte daha da yaygınlaşabilecek olan bir rahatsızlık. Çünkü değişen koşullar, insanların beklentilerinin karşılanamaması, ihtiyaçların çok artması, eskiden ihtiyaç olmayan şeylerin ihtiyaç gibi ortaya çıkması, bunların hepsi ruhsal olarak insanları çok zorluyor tabii. Ve tetikliyor herhalde depresyonu, değil mi? Tabii ki. Peki bir de kabullenememe durumu var insanlarımızda hocam. Benim moralim bozuk, bir şeyim yok. Depresyonda falan değilim. Moralimiz mi bozuk gerçekten? Nasıl ayırt edeceğiz bunu? Yoksa evet, depresyonda mıyız? Bu çok yönlü bir konu. İşin bir damgalama yönü var. Bir de tabii kabullenme yönü var. Moral bozukluğu mu yoksa hastalık mı, onu ayırt etme boyutu evet, var. Evet. İlk önce oradan başlayalım isterseniz. Aslında bize başvuranlarda biz ayırt ederken en çok içinde bulunduğu ruhsal durumun hayatını nasıl etkilediğine bakarız. Evet, zaman zaman hepimiz üzüntü yaşarız ama hayatımızı çok etkilemez. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız geldiği zaman neşeleniriz, canlanırız. Mesela bu daha normal olabilecek olan bir moral bozukluğu. Ama insanın içinde bulunduğu duygular devamlılık gösteriyorsa, giderek şiddetleniyorsa, gün boyu sürüyorsa, insanın hayatını alt üst ediyorsa, o zaman ciddi biçimde depresyon düşünmek lazım. Nitekim bizim bilimsel ölçütlerimize bakacak olursak 2 hafta gibi bir süre var. Yani kastedilen şu, 2 hafta boyunca hemen hemen her gün ve gün boyu süren yakınmalar varsa o zaman ciddi şekilde depresyon düşünmek gerekiyor. Yakınmaların sıklığı ve süresi tanımlamada çok önemli. Çok önemli ve o süre içinde onu canlandırabilecek, mutlu edebilecek şeyler olmasına rağmen mutlu olamaması çok önem taşıyor. Yani şöyle söyleyelim. Diyelim ben mesela bugünlerde moralim bozuk. Çok sevdiğim bir arkadaşım geliyor. Onu görünce çok canlanıyorum, neşeleniyorum. Eski neşemi kazanıyorum ama bakın bu da önemli. Eski neşesini kazanmayıp biraz keyiflendim yeterli değil. Eski neşesini kazanabiliyorsa o zaman biraz depresyondan uzaklaşıyoruz. Ama eski neşesini kazanamayıp biraz keyifleniyorsa yine o depresyon lehine düşünmek gerekiyor. Tabii bu süreçte başlangıçta insanın günlük yaşantısını daha az etkiliyor. Depresyon şiddetlendikçe tabii daha ciddi belirtiler ortaya çıkıyor. Hatta depresyon hafifken çevresindeki insanlar anlamayabilebilir kişinin durumunu. Kişinin kendisi hisseder ama. Fakat ağırlaştıkça artık dışarıdan da fark edilmeye başlar. Hatta mesela hastaneye yatmaya gerektirecek depresyonlar söz konusu olduğu zaman kişinin bir kenarda oturduğu, yattığı, hiçbir iş yapmak istemediği, hayattan bezdiği, ölüm düşüncelerin geldiği çok sık görülür. O nedenle hafif ve ağır depresyon dediğimiz zaman onların aralarında da belirti açısından, yakınma açısından çok farklılıklar olduğunu da unutmamak gerekiyor. Evet. Bazılarımız daha yatkın sanki, değil mi, depresyona? Bazı kişilik yapısındakiler depresyona daha kolay geçiş gösterir. Evet, çok doğru. Kişilik yapıları daha riskli hocam. Evet, çok doğru. Fakat bu soruda öncelikle şunu vurgulamakta yarar var. Herkes, her kişilik yapısına sahip olan insan uygun koşullar oluşursa depresyona yakalanabilir. Yani öncelikle onu vurgulamakta yarar var. Sosyal yani koşullar, kimse, çevresel koşullar, evet, ailevi koşullar. Evet, hiç kimse muaf değil öz olarak baktığınız zaman. Ama kimler daha yatkın dediğimiz zaman mükemmeliyetçi, hayır diyemeyen, başkalarını düşünen, beklentileri yüksek olan hem kendisinden hem başkalarından. Bu kişilik yapılarına sahip insanlarda daha çok görülüyor. Çünkü beklentileri yüksek olduğu zaman, başarmak istediği bir şeyi başaramadığı zaman doğal olarak insan bir üzüntü yaşıyor ama depresyona kadar uzanabiliyor bu. Mesela mükemmeliyetçi insanlar ne yaparlarsa yapsınlar bir türlü hani
yaptıklarının tatmin olmuyorlar, evet, tatmin beğenmiyorlar olmuyorlar çünkü. Onların hepsi depresyona götürebiliyor. Tabii kişilik yapısı dışında daha bir sürü faktör var depresyona yatkınlık. Onlara da değinelim mi? Tabii yeri gelmişken onlara da değinelim. Mesela kadın olmak bir risk başlı faktörü. Başlı başına risk faktörü değil mi? Sosyoekonomik olarak düşük olmak. Çünkü bir sürü risk faktörleriyle karşılaşıyorlar. Evet. Geçim açısından, sağlık açısından. Beden sağlığının bozuk olması. Mesela ilginç konulardan birisi de çocukken anne ve veya babanın kaybı gibi konular depresyona yatkınlık yaratabiliyor. Onun dışında ailede bir başka kişide depresyon varsa depresyon geçirme olasılığı daha yüksek oluyor insanın. Genetik mi, görerek etkilenme mi ailesinde? Evet, bu tartışmayı biz de her zaman yapıyoruz yani bildiğin gibi. Ama yapılan araştırmalarda her ikisinde etkisi olduğu düşünülüyor. Şimdi tabii bu bilimsel araştırmalarda bunların birbirinden ayırt edecek bir sürü yöntemler kullanılıyor. Gösteriyor ki bilimsel araştırmalar genetik faktörler de bir şekilde etkiliyor. Ama tam olarak nasıl etkiliyor denirse o bilinmiyor. Bunun bir nedeni de şu, depresyon aslında çok bizim deyişimizle heterojen, çok değişik biçimlerde klinik tablo yaratabiliyor. Evet. O nedenle net olarak hani belli bir geni söylemek falan henüz mümkün değil. Ama şunu biliyoruz ki ailede bir kişide depresyon varsa ailenin diğer üyelerinde depresyon çıkma olasılığı ailesine depresyon olmayanlara göre daha yüksek. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz. Hani herhangi birimizin ailesinde depresyon geçiren bir kişi varsa hani kişinin kendisi de depresyon geçirebilir. Onu aklında tutmasında fayda var. Depresyonu anne babalar veya eşler, arkadaşlar fark edebilmek adına nelere dikkat etmeli? Aslında tabii depresyon... Ya fark etmemiz mümkün mü depresyonu? Evet, evet. Depresyon hafifken kişi ifade etmezse fark edilmeyebilir. Ama ağırlaştıkça fark edilmemesi mümkün değil. Fark edebilmenin tabii en doğal, en kolay yolu hani iletişim halinde olmak. Evet. Yani insanlar birbirleriyle samimi, yakın ilişkiler kurdukça, kuruyorsa eğer, dertlerini paylaşıyorsa, tabii depresyonu yakalamak daha kolay. Ama genel olarak baktığımızda eskisine göre daha mutsuzsa, ki belli olur yani. Evet, eskiden eskiden beri iyi tanıdığımız insanların hani keyfinin olup olmadığını o gün bile anlarız yani yakınımızdaki insanları. Eğer o uzun süre devam ediyorsa, bir takım onu mutlu edebilecek etkinlikler yapılmasına rağmen o kişi mutlu olamıyorsa tabii ki o zaman düşünmek lazım. Burada belki tabii bu aşamadan sonra az önce konuştuğumuz konu gündeme geliyor. Damgalama dediğimiz konu. Evet. Sadece depresyon için değil, tüm ruhsal rahatsızlıklar için geçerli. Aslında bu günümüzde özellikle Manisa'da çok aşılmış durumda ama yine de ciddi olarak etki yapıyor. Hani bir ruh sağlığı uzmanına, psikiyatri uzmanına başvurmak sanki hani böyle çok değişik anlamlar yüklenebiliyor. Ben deli miyim? Ne işim var psikiyatrda? Evet, oysa ne ilgisi var yani? Şimdi bu halk arasında delilik denen ruhsal rahatsızlıklar bambaşka rahatsızlıklar. Kesinlikle. Ama depresyonun bir ilgisi yok aslında birçok açıdan. O nedenle komşularım ne der, benim hakkımda ne düşünürler? Antidepresan kullandığımı kimse bilmesin. Bilmesin, söylemezler hatta. Yani bunlar tabii tedaviyi, tanıyı çok güçleştiren faktörler. O nedenle bu tür programların çok yararı oluyor kuşkusuz. Kesinlikle. Çünkü bilinçlenme açısından, bilgi sahibi olması açısından. Çünkü şunu biz bizzat görüyoruz, hastalarımız da söylüyor. Depresyon yaşayan kişi uygun bir tedaviyle birkaç ay içinde eski haline dönüyor. Ve tabii bu onu da çok mutlu ediyor. Çevresindeki insanları da çok mutlu ediyor. Çünkü eski hayatına dönüyor. Evet, hayata kaldığı bir yerden şey yani. Devam ediyor. Tabii. Tabii. Çok kıymetli bir şey. Hocam biliyorsunuz bağımlılıkla ilgili çalışmaları yürütüyoruz uzun süredir. Ve bu konuda sahada çok fazla çalışma yapıyoruz. Ve gençlerle, ailelerle iç içeyiz. Anne baba eğitimlerinde bana sık iletilen konulardan biri şuydu. İşte oğlum odasına kapanıyor çıkmıyor veya kızım odasına kapanıyor çıkmıyor, bizimle konuşuyor, konuşmayı azalttı, konuşmuyor, iletişimi azalttı. Bu ergenlik mi yoksa ruhsal bir rahatsızlığı mı var? Evet. Bunun ayırdığında nasıl bir yol izlemeliyiz? Evet.
Şimdi ergenlik dönemi tabii başlı başına ergenin, çocuğun bambaşka, eskisinden farklı davranabildiği bir dönem. Bunu ayırt etmek bazen profesyonel olarak bile çok zor olabilir tabii. Sadece evde yaşanan sorunlara bakmadan, yani bakmamakta yarar var. Dışarıda, okulda, arkadaşlarıyla neler yaşadığı, okuldaki başarı durumunun ne olduğu, sosyal ilişkilerinin ne durumda olduğunu incelemek gerekiyor. Mesela evde çatışmalar yaşayıp okulda çok başarılı olan bir öğrenci de hani depresyon düşünmek pek doğru olmaz. Çünkü depresyon az önce söylediğim gibi hastalık olarak geliştiği zaman bütün hayatın bütün alanlarını etkiler. Kişi evde sorun yaşar, okulda sorun yaşar, arkadaşlarıyla sorun yaşar. Hele ergenlerde çok değişik belirtilerle de seyredebilir. Mesela davranış bozuklukları olabilir, huysuz olabilir, çatışmalar yaşayabilir. Dolayısıyla bu tür şeyler ortaya çıkıyorsa ve bütün alanlarda belli bir takım sorunlar yaşanıyorsa ciddi biçimde düşünmek lazım. Profesyonel bir yardım almak evet, şart değil mi? O ayrımı yapacak kişi de her zaman tabii profesyonel olmalı. Bazen tabii ergenliktir, geçer gibi bir yaklaşımla yanlış bir yola giriliyor. Hani bağımlılık açısından da düşünecek olursak bazı gençler, ergenler yaşadıkları ruhsal acıyı dindirmek için, yatışmak için çeşitli maddeler kullanabiliyorlar. Onun arkasından da bağımlılık gelişebiliyor tabii. O nedenle ergenler, gençler depresyon yaşıyorsa erken yakalanması çok önemli. Çünkü daha sonra bağımlılığa dönüşebilen ciddi bir problem ortaya çıkabiliyor. Depresif mizaj dediğiniz gibi bağımlılığa olan yatkınlığı da arttırıyor. Bu yüzden anne babaların her zaman olduğu gibi çok uyanık olmasını tekrar tekrar hatırlatıyorum. Çocuklarımızdan elimizi çekmememiz gerekiyor. Onları bunaltmayacağız, boğmayacağız, yargılamayacağız, kıyaslamayacağız ama arkadaş olalım derken de yanı başında ne olup bittiğini gözlemlemeye devam edeceğiz. Bu çok önemli. Ondan sonra da gerekiyorsa profesyonel yardım almaktan çekinmeyeceğiz. Psikiyatrlar her zaman söylediğim gibi deli doktorları değildir. Tıp fakültesini bitirmiş, üzerine psikiyatri ihtisası yapmış hekimlerdir. Psikologlardan farklıdır. Bu ayırdı da her zaman olduğu gibi hatırlatıp kişinin uzmanlardan doğru yardım almasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü sahaya çıktığımızda psikiyatrla psikolog ayrımının da çok iyi yapılmadığını görüyoruz. Hocam bir psikolog biliyor musunuz? İşte biz şuraya gidiyoruz, işte bu yaşam koçuna gidiyoruz deyip gençlerin yanlış yönlendirildiğine de şahit oluyorum. Bu da çok üzücü. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz tabii hocam? Şimdi, yani psikiyatr, psikolog ayrımı, doğru yardımın nereden alınacağının bilinmesi çok önemli. Şimdi bir ruhsal rahatsızlık olabileceğini düşünüyorsak herhangi bir ergende veya kendi çocuğumuzda, bu ayrımı yapabilecek tek kişi doktordur doğal olarak. Ve ruh sağlığı alanında çalışanlarda da doktor olan sadece psikiyatrlar, psikiyatri uzmanları. Yani şöyle söyleyebiliriz. Mesela bir psikolog üniversite yıllarındayken aslında çok da fazla bu konularda bilgi almıyor. Mutlaka bir yüksek lisans yapması gerekiyor. Ve onun alanı ruhsal hastalıkları ayırt etmek değil. Ruhsal hastalık olup olmadığının psikiyatri uzmanı tarafından ayırt edilmesi. Ondan sonra kişinin bir psikologa veya farklı bir ruh sağlığı uzmanı varsa, ruh sağlığının çalışanı varsa ona gitmesi gerekiyor. Ama ruhsal hastalık düşünülen her koşulda, hani tekrar vurgulamak istiyorum, o ayrımı yapabilecek tek kişi psikiyatri uzmanıdır. Biz bunu kendi alanımızda görüyoruz zaman zaman. Yani bize göre tanı konması son derece kolay olan vakalar diyelim bizim deyişimizde. Bir bakıyoruz. Zaman kaybetmiş. Evet, sağda solda. Evet. Bunun canlı örnekleriyle o kadar çok karşılaştım maalesef, ki hocam. Hani ister istemez konuyu psikiyatri arkadaşlarımı konuk ettiğimde hep buraya bir şekilde geliyor. Çünkü canlı örnekleriyle çok karşılaştım. Bir yıldır pedagoga gidiyoruz. Bir yıldır psikoloğa götürüyoruz hocam. Çözüm olmadı. Dehşete kapılıyorsunuz. Bir hekim olarak dehşete kapılıyorsunuz. Çok doğru. Vurgulaman da bence çok yerinde. Teşekkür ediyorum bir psikiyatrist uzman olarak. Ne demek? Hocam konumuza devam edeceğiz ama sağ olsun izleyicilerimizin hem teşekkürlerini alıyoruz hem de soruları var. Tabii. Hocamızı tabii, bulmuşken tabii. Soralım. Onlar da bizi izliyorlar. Her gün yorgunluk ve pilim bitmiş hissiyle
gün geçiriyorum. Acaba depresyonda mıyım demiş. Evet, şimdi belki demin sayarken atlamış olabilirim. Yorgunluk depresyonun çok önemli belirtilerinden birisi. Her gün demesi depresyon olabileceğini düşündürüyor. Yani şöyle söyleyeyim, kişi, yani bizim az önce söylediğim gibi 2 haftalık bir kriter, yani en az 2 hafta diye bir ölçütümüz var. Hemen hemen her gün, her sabahleyin kalktığında kendini yorgun, argın, bitkin hissediyorsa, halsizliği neredeyse hiç geçmiyorsa gün içinde. Pilim bitmiş gibi hissediyorum demiş zaten. Evet, çok güzel ifade etmiş hakikaten. Evet, evet. Tabii bu tür durumlarda önce bir bedensel hastalık olup olmadığını mutlaka düşünmek gerekiyor. Evet. Eğer bir bedensel hastalık değilse, hani doktora gidip o konuda yeterince bilgi edindiyse, depresyon olma olasılığı var. Hani depresyondur diyemeyiz buradan ama depresyon olma olasılığı var. Nitekim depresyon belki bir rahatsızlık olarak, hastalık olarak bilinmediği için pek çok kişi yorgunluğu hastalık olarak yorumluyor. Evet. Evet. O nedenle çok iyi bir noktaya değinmişler. Hani onu tekrar vurgulamakta fayda var. Çünkü yorgunluk, halsizlik insanın hayatını alt üst ediyor. Evet. Bir de şöyle oluyor. Mesela depresyonlu insanlar kendilerini mutsuz hissediyor. Evet. Halsizlikten dolayı mutsuz olduğunu düşünüyorlar. Oysa ikisi bir arada bir hastalığın belirtisi. Ben halsizim, tabii mutsuz olacağım diyorlar. Oysa tabii ikisini bir arada düşünmek gerekiyor. Aslında böyle depresyon bir neden tablosunu sonuç, tanımlıyor. Tabii neden sonuç ilişkisi kurduğu anda sanki depresyon değil de bir bedensel hastalığı varmış gibi düşünmeye başlıyor. O zaman da yanlış yerlerde çare arama peşinde oluyorlar. Evet. Veya psikiyatri uzmanına gitmekten kaçınıyorlar, İmtina ediyorlar. Evet, evet, evet. Ailemde sürekli bir mutsuzluk havası var. Bu da beni çok olumsuz etkiliyor. Bu durumla ilgili ne önerirsiniz, ne yapabilirim demiş bir hanımefendi. Evet, şimdi ailede veya birlikte yaşayan insanlar doğal olarak birbirine etkiler. Yani bunun nasıl diyelim, insanların birbirine etkilememesi mümkün değil. Tabii burada ailede mutsuz olan insanlar varsa içlerinde en iyi olan ruhsal açıdan ona çok görev düşüyor tabii. Ne yapabilirimin tabii burada net bir cevap vermek çok zor ama öncelikle eğer mesela ailede bir depresyon olan bir kişinin varlığını düşünelim. Ailenin diğer üyelerini de bu zorlar, mutsuz da edebilir. Öncelikle yani benim tavsiyem beklentileri gerçekçi hale getirmek gerekiyor. Mesela biz bunu çok sık görüyoruz. Depresyonlu bir kişiden mesela ev işlerini yapması bekleniyor veya çıkıp biraz gezip dolaşması bekleniyor. İsterse yapar gibi düşünülüyor. Oysa yapması mümkün değil. Çünkü bir rahatsızlık yaşıyor. O nedenle bu bütün beklentilerin gerçekçi olup olmadığını mutlaka önce bir gözden geçirmek gerekiyor. Karşıdaki insanın yapamayacağı bir şeyi ondan beklersek tekrar tekrar hayal kırıklığı oluyor tabii. Aynen öyle. Hayal kırıklığı büyüdükçe de ardından öfke ve mutsuzluk geliyor tabii. Onun dışında tabii iletişim çok önem taşıyor. Evet. Ama aile içinde iletişimi de bugünden yarına hadi iletişim kurmaya başlayalım diye bu mümkün olmuyor tabii. Çok zamana yayıp birbirine yakınlık gösteren, birbirine her konuda destek olan, koşulsuz destek olan. Çünkü bazen şunu da görüyoruz. Sen şöyle şöyle olursan hani seni severim, sana saygı gösteririm gibi yaklaşımlar olunca o zaman tabii iş çok karmaşıklaşıyor. Gençler o zaman allak bullak oluyorlar zaten. Evet, evet. O koşulları koyduk mu, şartları koyduk mu allak bullak oluyorlar. Evet, evet. Ki o zaman aslında bir çeşit dayatmış oluyoruz. Evet, yaptığımız, istediğimizi sevgi. Onun için söylüyoruz, istiyoruz belki ama o da onu öyle görmüyor tabii. Evet. O da bana karışıyorlar diye en görüyor. Çok duymak istedikleri şey herhalde ergenlerin koşulsuz sevgi. Evet. Beni her koşulda sev, her koşulda yanımda ol diyor anne babasına. Evet, evet. Bunu tabii sadece sözle söylemek yetmiyor. Davranışla göstermek gerekiyor. Çok anlamlı. Çünkü bunu da çok sık görüyoruz. Ben hep söylüyorum filan diye. Mesela karşılaştırma açısından filan da. Mesela anne babalar diyor ki ya ben hiç karşılaştırmıyorum diyor. Hatta söylüyorum diyor. Ama bir bakıyorsunuz sorular arasında gizli gizli karşılaştırma gene devam ediyor. Çünkü özellikle annelerde çok yaygın görüyoruz. Dayanamıyorlar yani illa çocuklarının herkesten farklı özel bir yerde olması kesinlikle hayali içinde oluyorlar. O da ilişkilerini bozuyor ne yazık ki yani. Çocuklar da çok zeki. Birebir onlara söylemeseniz bile anında indirekt de olsa bir arkadaşınıza dahi anlatsanız veya ikili eşler konuşsa o kendisiyle ilgili kısmı alıp çıkarıyor. Evet, anında seçiyorlar. O açıdan çok dikkat etmek gerekiyor dediğiniz gibi hocam.
Bir genç arkadaşımız sormuş, 19 yaşında. Diyor ki, arkadaşım sürekli mutsuz, hayattan zevk almıyor arkadaşı için. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Acaba sorun bende mi, yoksa arkadaşım depresyona mı giriyor? Tabii bu duruma baktığımız zaman arkadaşına depresyon olma olasılığı çok yüksek. Duyarlılığı için hani takdir ediyorum, güzel bir duyarlılık arkadaşlıkta. 19 yaş. Evet, depresyon olma olasılığı var düşündüğümüz zaman. Aralarındaki ilişkiden kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda yorumda bulunmak çok zor ama şunu da unutmamak gerekiyor. İnsan bir kez, mesela bir arkadaşınız depresyona yakalandıysa onunla artık çatışma da yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla orada şöyle bir şey oluyor. Biz hep anlaşamıyoruz. Ondan dolayı o mutsuz gibi düşünülebiliyor. Ama aslında bazen olay tersinde oluyor. O depresyona girdiği için anlaşılamıyor. Evet, çatışma çıkabiliyor. Çatışma çıkıyor. O nedenle güzel bir örnek orada söz edilen depresyon olma olasılığı var ne yazık ki. O nedenle profesyonel bir yardım arayışına girmelerinde fayda var tabii. Evet. Hocam, depresyonu konuşuyoruz ama depresyonla ilgili halkın arasında söylenen veya kulağımıza gelen çok değişik terimler de var. Bunları zaman zaman soruyor insanlar. Hı hı. Kronik depresyon ne diyorlar? Evet. Distimi diye bir şey varmış hocam. Distimi nedir? Tabii. Ondan sonra işte bahar ayından bahar ayına ben çöküyorum. Bu depresyon mu? Havalardan mı etkileniyorum? Hı hı. Depresyonun evet. Literatüründe böyle bir şey var mı hocam? Var var. Tabii bu henüz bizim de net olarak oturtamadığımız bir şey ama şöyle kuş bakışı konuşabiliriz. Mesela mevsimsel depresyondan başlayabiliriz. Bunu bir neden sonuç ilişkisine bağladığı zaman insanlar sanki hastalık değilmiş gibi. Evet. Bu mevsimsel bir şey. Evet. Nasıl geçer diye düşünüyor ama böyle bir rahatsızlık hatta var. Hatta bahar gerçekten. Yorgunluğu diyorlar değil tabii, mi? Tabii sanki doğal olur gibi. Ama tedavi gördükleri zaman baharı da çok güzel geçirebildiklerini hı hı. görüyoruz bu insanların. Onun dışında tabii kısa, uzun süreli, kronik depresyonlar hani böyle ayırt etmeye çalışırsak hı hı. olabiliyor. Kronik depresyon aslında tanınması da çok zor olan bir şey. Çünkü genellikle biraz huy gibi, mizaç gibi, kişilik yapısı gibi düşünülüyor. Ya bu hep böyle zaten. Kendisi de öyle düşünüyor, çevresindeki insanlar da öyle düşünüyor. Ne yazık ki böyle bir depresyon var. Yani bazı insanlar bir türlü mutlu olmayı başaramıyorlar. Distimi bu mu hocam? Evet, distimi bu. Distimi ile kronik depresyonu zaten hemen hemen eş anlamlı kullanıyoruz. Eş anlamlı. Evet. Yıllarca, kafası karışmasın insanların. Evet, distimi evet. Aslında süregen depresyon. Evet, evet, uzun süreli kronik depresyon yıllarca sürüyor. Hani böyle 3-5 ay değil, yıllarca sürebiliyor. Tedavi görmezse ömür boyu da sürebiliyor. Az önce dediğim gibi en kötü, en zor yönü de sanki o kişinin mizacı öyle diye yorumlanması. Evet. Biz bunun çok örneklerini görüyoruz. Uzun süredir, yıllardır depresyon yaşayan kişi tedavi gördükten sonra iyi ki gelmişim, keşke daha önce gelseydim. Yani hayat meğersem bambaşkaymış dediği olabiliyor. Onun dışında tabii bir de majör depresyon kavramı var. Çok sık evet. kullanılanlardan evet. birisi. Majör aslında büyük, ağır depresyon hı hı. diye düşünmek lazım. Belirtiler ne kadar ağırsa o zaman majör depresyon diye adlandırıyoruz. Majör depresyon tedavi ediliyorsa çoğu zaman 3-5 ay içinde geçer. Ama bazen çok uzun süren majör depresyonlar da olabiliyor. Tekrar etmesi söz konusu mu hocam? Evet, maalesef öyle bir yönü de var. Hemen hemen bütün ruhsal rahatsızlıklar hı hı. için geçerli ama tekrar etme potansiyeli var. Tabii bunda bir kez depresyon geçiren, tedavi gören kişileri bu konuda biz hep uyarırız. Aslında şanslı oluyorlar. Çünkü hangi konularda uyarıyoruz? Öncelikle depresyonun bu tekrarlayabileceği konusunda uyarıyoruz. Çünkü ne kadar erken yakalanırsa tedaviye başvurma şansı ve tedavide başarılı olma şansı o kadar artıyor. Onun dışında tabii ilaç kullanıldıysa eğer, ilaçların düzenli kullanılması çok önem taşıyor. Mesela çok sık gördüğümüz konulardan birisi de şu. İlaç kullanıp 6 ay sonra mesela iyileşiyor ve ben iyileştim artık diye ilacı kesebiliyorlar. Oysa yani şöyle kabaca baktığımız zaman iyileştikten sonra bile yaklaşık 1 yıla yakın ilacı kullanmak gerekiyor. Çok önemli. Çok önemli. Çünkü doğal olarak hani insanlar iyileştim artık içmeyeyim diyebiliyorlar. Ama başlangıçta tedavi edici amaçla kullandığımız ilaç daha sonra koruyucu amaçla kullanıyoruz. Hı hı. Bütün
kendi tecrübelerimiz, araştırmalar gösteriyor ki hiç olmazsa bir yılı mutlaka tamamlamak gerekiyor. Ama ben buradan bir yıl dedim diye bir yılda kimse kesmesin. Buna doktoru karar vermeli. Çünkü kişiden kişiye de değişiyor. Doktoruna danışmadan ilacı kesinlikle bırakmaması gerekiyor. Hatta mesela şunu söylemekte fayda var. Mesela yılda bir, 2-3 yılda bir depresyona yakalanıyorsa o zaman bir yıl az, daha uzun süre kullanmak gerekiyor. Ne kadar uzun? Ömür boyu kullanılabilir mi bu ilaçlar? Çok ender olan bir şey ama kullanılabilir. Ona tabii doktorun karar vermesi gerekiyor. Çok ender o tür durumla karşılaştığımız. Hocam bölüyorum ama benim sık karşılaştığım durumlardan biri, özellikle hanımefendiler arasında, çok moralim bozuk. Komşumda şöyle iyi gelen bir antidepresan varmış. O gün işte eşiyle tartışmış veya kötü bir gün geçirmiş. O gün o antidepresanı alıyor. İkinci gün tekrar alıyor. Üçüncü gün alıyor. Dördüncü gün o moralim yerine geldi bırakıyor. Böyle bir antidepresan tüketimi var halk arasında. Evet. Böyle bir antidepresan var mı diye soracaksınız diye düşündüm. Yok ne yazık ki. Keşke olsa. Hatta o antidepresan saymamak lazım. Rasyonel kullanım diye bir şey var biliyorsunuz. Tabii. Yani doğru şöyle, kullanım diye. Tabii. Antidepresan ilaçlar kullanıldığı an etki yapan ilaçlar değil tabii. O nedenle antidepresan olarak adlandırdığımız ilaçlar ancak uzun dönemli kullanılırsa fayda sağlıyor. Morali bozulduğu zaman içilince o moral bozukluğunu gideren bir ilaç değil. O nedenle hiç tavsiye etmiyoruz biz böyle kullanmasını. Hele kulaktan duyma. Evet. Ondan sonra arkadaşımın tedavisine iyi geldi. Ona o hoca yazmış, o doktor yazmış. Çok yanlış. Tabii. Dozunu bir mesela en azından dozu çok önem taşıyor. Biz antidepresanlar hep mümkün olduğu kadar düşük dozda başlayıp sonra arttırırız. Ama arkadaşı atıyorum mesela şimdi 100 miligram kullanıyorsa birden 100 miligram alırsa yan etki çıkabiliyor. Onun da tabii bizim için şöyle bir dezavantajı oluyor. Ben o ilacı kullandım bu çok yan etki yaptı deniyor. Oysa mesela 25, 50, 100 yavaş yavaş arttırılsa sorun olmayacak diye. Yani, rasyonel antibiyotik kullanımının tartışıldığı günümüzde aslında perde arkasında rasyonel olarak antidepresanların kullanımı da tartışılmalı diye düşünüyorum ben. Çok doğru. Çünkü halk arasında çok yanlış, yaygın bir kullanım söz konusu. Hatta bir iki kullanım değil, birkaç ay kullanmak bile yanlış yani. Ha, öyle de var. Tabii. 2-3 ay kullanıp ondan sonra bırakan. Evet, tabii. Böyle düzensizlik olduğu zaman da tabii rahatsızlığın daha kronikleşme potansiyeli artıyor. Rebound etkisi var. Tabii tabii. O nedenle çok bunu hani hatırlatmanız iyi oldu. Hakikaten önemli bir konu yani. Hocam sözünüzü böldüm ama kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Mayor depresif sendromu tekrarlayıcı olabileceğini, tedavisinin uzun süreli olabileceğini konuşmuştuk. Depresyonun ağırlaşması halk arasında çok ağır hasta gözüyle baktığımız hani şizofreni, bu şizofreni dedik mi pek çok kimse için son nokta, son söz gibi. Evet. Şizofreniye dönüşü mümkün mü? Veya belli ataklar şeklinde hani bipolar dersem çok anlaşılır olacağını düşünmüyorum. Bir çökkünlük, bir çok aşırı neşelilik hali gibi bipolar dediğimiz tabloya dönme durumu söz konusu olabilir mi? Biraz da ondan bahsedelim Şimdi mi? Önce şizofreniden söz edecek olursak depresyonun şizofreniye dönmesi gibi bir durum söz konusu değil. Onu özellikle vurgulamak isterim. Çünkü ikisi bambaşka iki hastalık grubu. Herhangi bir insanın şizofreniye yakalanma olasılığı neyse depresyon geçiren kişinin de şizofreniye yakalanma olasılığı aynı. Fakat bipolar bozukluk dediğimiz durum biraz farklı tabii. Bipolar aslında iki uçlu demek. Yani iki uç derken neyi kastediyoruz? Kişi bir zaman depresyon yaşıyor, bir zaman aşırı neşelilik, yani tam tersini yaşıyor. Ama oradaki aşırı neşeliliği de zaman zaman hepimiz kendimizi iyi hissederiz. O düzeyde değil de bir aşırılık vardır. Uçlarda gidip geliyoruz. Evet, uçlarda gidip gelir ve çevresinde tanıyanlar da o, hatta biz ona mani ya da hipomani deriz. Onu fark ederler. Ya bu kişi hiçbir zaman böyle olmamıştı diye. Hatta o dönemde öylesine uyku ihtiyacı falan azalır ki mesela kişi 2-3 saat uyur ama dinç kalkar ve bütün gün hiç uyumaz. Dolayısıyla bu eşlik eden buna benzer belirtiler söz konusu olduğu zaman o aşırı neşelilik durumunda o hipomani mani dediğimiz durumu düşünmek lazım. Böyle bir durum ortaya çıktıysa o zaman tabii bipolar bozukluktan söz ediyoruz. Bunun ikinci şöyle bir önemi var. Bazen antidepresanlar böyle bir tabloyu tetikleyebiliyor.
O nedenle rastgele antidepresan kullanmanın böyle riskleri de var. Doktor kontrolünde kullanılması çok önem taşıyor. Antidepresan kullanılırken her zamankinden daha farklı bir neşellik hali çıktıysa onu mutlaka doktora iletmek gerekiyor. Çünkü o zaman antidepresanı kesip başka ilaç başlamak bile düşünülebiliyor. Ama tabii bu dediğimiz çok ender görülen bir şey. Sanki böyle konuşunca her depresyonda, her antidepresanda böyle bir şey olabilir diye düşünmemek gerekiyor. Ama tabii ne kadar çok bilgili olunursa, evet, değil mi? Sağlık okuryazarlığı kesinlikle, evet, çok önemli. Çok, çok önemli. Çünkü mesela bir hipomani, mani dediğimiz iki uçlu bozukluk geliştiyse, hala kişi antidepresan kullanmaya devam ederse sonra tabloyu yatıştırmak daha zor olabiliyor tabii. Evet. Antidepresan ilaçların kullanımından bahsettik ama depresyon tanısını koyduktan sonra tedavi aşamasını algoritmik olarak sıralayacak olursak hocam, hangi aşamalardan geçiyor depresyon tanısını alan bir vaka? Şimdi bize bir kişi depresyon yakınmalarıyla başvurduğu zaman, biz depresyon düşündüğümüz zaman tabii öncelikle bir bedensel hastalıktan kaynaklanan bir durum var mı diye bakıyoruz. Bu özellikle hani az önce de konuştuk ya, psikolog vesaire diye, o nedenle doktor birisine gitmek çok önem taşıyor. Çünkü mesela doktorlar için basit bir hastalık olan kansızlık, anemi, depresyon belirtileri yapabilir. İşte bu tiroid bezi, işte halk arasında guatr olarak bilinen bezdeki bezin hormonları az olduğu zaman depresyon benzeri bir tablo ortaya çıkabiliyor. Yani bir kişi bize başvurduğu zaman biz öncelikle onu anlamaya çalışırız. Acaba yani psikiyatrda tetkik isteyebilir, tabii, onu da söyleyelim. Tabii, tetkik istendiğinde kafası karışmaması. Bu da nereden çıktı? Hani, dememeleri gerekiyor. Evet, psikolojik vesaire diye. Çünkü biliyoruz ki ruhsal durumlar bedensel hastalıklardan, hatta kullanılan ilaçlardan bile etkilenebiliyor. Mesela eskiden kullanılan, eskiden hipertansiyon tedavisine kullanılan bazı ilaçlar ciddi depresyon yapabiliyordu. Dolayısıyla bize gelen hastalarda biz önce ona bir bakıyoruz. Ondan sonra depresyonun hangi türü, ona bakıyoruz. Ne tür ilaçlar kullanabiliriz, ona bakıyoruz. İlaç kullandığımız zaman hani bedeni bunu nasıl karşılayacak, onları gözden geçiriyoruz. Sonuçta tabii belli bir ilaca karar verip adım adım tedavi edici doza nasıl ulaşacağımızı günler içinde belirliyoruz. Sonra da o dozda ilacı devam etmesini ayaksal istiyoruz. Tedavi dışında yatarak tedavi alternatifi de var diye düşünüyorum hocam. Onu hangi hastalar için düşünüyorsunuz yatarak tedavi? Ağırlaştıkça yatarak tedavi daha çok düşünebiliyoruz. Tabii eğer kişinin mesela yataktan çıkmamacasına, beslenmesi bozulacak derecesine, bazen öylesine iştahsızlık, isteksizlik hali olur ki kişi yemeden içmeden kesilir. O tür durumda damardan tedavi vermek bile gerekebilir. Veya yaşam konusunda isteksizlik, ölüm düşünceleri, intihar düşünceleri ortaya çıkabilir. O zamanlarda kişiyi korumak amacıyla tabii hastaneye yatırmak gerekebiliyor. Ama hafif depresyonlarda biz ilki olarak her zaman ayaktan tedaviyi tercih ederiz. Çünkü ilki olarak insanın yaşadığı ortamda iyileşmesi daha olumlu bir şey, daha sağlıklı bir şey. Çünkü hastane ortamı ne olursa olsun daha yapay bir ortam. O nedenle daha hafif depresyonlarda, kişilik yapılarıyla ilişkili depresyonlarda insanın yaşadığı ortamda iyileşmesi çok daha kıymetli. O nedenle yatmayı gerektiren özel bir durum söz konusu değilse pek yatırmıyoruz. Mesela bazen bize başvuranlar yaşadığı ortamında çok sıkıntı yaşadığını, o nedenle biraz yatarsa daha iyi olabileceğini düşünebiliyorlar. İlki olarak pek onaylamıyoruz bu tür durumlarda ama bazen de bir mecburiyet olabiliyor tabii. Çünkü herkesin yaşadığı ortam aynı olmuyor. Bazen çok kaotik, çok karmaşık, çok sorunlu olduğu ortamlar olabiliyor. O zaman geçici olarak ayırabiliyoruz. Ama tekrarlarsak ilki olarak ağır olmayan depresyonlarda yatmayı gerektiren başka bir neden yoksa ayaktan tedavi her zaman tercih ettiğimiz bir tedavi. Yaşadığı ortamda iyileşmesi açısından. Hocam tedavisini şekillendirirken depresyon tanısını almış vakanın yakınlarıyla olan ilişkisini nasıl düzenliyorsunuz? Ne öneriyorsunuz? Nasıl planlıyorsunuz? Evet, şimdi tabii o noktada hastadan çok
belki yakınlarına bir şey söylemek daha doğru olabilir. Çünkü depresyon ağırlaştıkça artık ilişkilerinde zorlanıyor insanlar. Zaman zaman yersiz öfkeler, sinirlilikler gösterebiliyorlar. Yakınlarına öncelikle yaşananın bir hastalık olduğunu söylemek istiyoruz. Söylüyoruz daha doğrusu. Çünkü pek çok kişi sanki depresyonda olan kişi isterse yarından itibaren iyileşir gibi. Biraz geçse dolaşsa bambaşka olur gibi. Hatta ona baskı yapıyorlar. Ya, bir çık dolaş. Evet, bir çık hava dolaş. Gel. Evet. Havan değilsin. Evet. Ama bu öyle bir rahatsızlık ki yaşananlar biliyor. Yani yapamıyor insanlar. Yapsa da eski zevki almıyorlar. Yani biz hep şöyle tarif ederiz. Nasıl insan grip olduğu zaman yatmak zorunda kalıyorsa ateşi vesaire olduğunda. Bu depresyonda öyle bir rahatsızlık. Dolayısıyla depresyonlu bir hastamız olduğu zaman ondan beklentilerimizi belli bir dönem en aza indirmek gerekiyor. Hatta kişiye de aynı şeyi söyleriz biz. Mesela bir ev hanımıysa ev işlerini eskisi gibi yapamayacak. Yemekleri eskisi gibi yapamayacak. Eskiden bilmem kaç çeşit yemek yaparken belki bir çeşit bile yapamayacak. Dolayısıyla yapamayacağı bir dönemde bak istersen yaparsın, uğraşırsan yaparsın gibi baskılar yapıldığı zaman depresyon daha da şiddetlenebiliyor. Ama orada da tabii şöyle bir kritik nokta oluyor. Onu tabii doktorla konuşarak karar vermek gerekiyor. Depresyon iyileşmeye başladığı zaman yavaş yavaş da yapması için teşvik etmek gerekiyor. Çünkü depresyondan iyileşme süreci başladığı zaman yapabildiğini görmesi depresyonun daha da iyileşmesini sağlıyor. Ama tabii bunu ayırt etmek bazen çok zor oluyor çünkü. Ama ilki olarak evet tavsiye etmek, önermek ama yapamıyorsa da zorlamamak. Evet. O yargılamamak gerekiyor değil mi? Son dönemdeki olayları düşününce hocam bir toplumsal depresyondan söz etmemiz mümkün mü? Yani o olayları gözden geçirdiğimizde tüm toplumu etkileyen deprem, doğal afet, terör olayları. Bundan sonrası aşamada herkesin etkilendiği bir durumun olması ve yaşanan depresif hal, depresyon hali normal mi? Yoksa bu kişiden kişiye değişir mi? Kişiden kişiye değişir. Yani bunu biz mesela depremlerde görüyoruz. Büyük depremler yaşandığı zaman depremde bulunan herkes ruhsal hastalığa yakalanmıyor. Bazı kişiler yakalanıyor, bazı kişiler yakalanmıyor. Fakat tabii şimdi şöyle bir şey var. İnsanın ruh sağlığı açısından insanın kendisini güven içinde hissetmesi çok önem taşıyor. Çok önemli değil mi? Bu güven hissi terörle, başka nedenlerle bir şekilde bozulduğu zaman çok yatkın bir hal alıyor insanlar. Sadece depresyon değil, diğer tür ruhsal rahatsızlıklarına çıkma olasılığı çok yüksek oluyor. O nedenle o güven çok önem taşıyor. En önemli ihtiyaç. En azından hani elbette toplumsal, ülke dışında, ülke içinde olan bir şeylere belki müdahale edemiyoruz ama kendi ailemizde o güveni oluşturabilirsek hiç olmasa küçük çaplı biraz daha koruyucu olabilir. Mesela şimdi çocukları düşünecek olursak böyle ortamlarda anne baba panik halinde. Tam onu soracaktım hocam. Hele son dönemde sürekli çocuklar neresi patlayacak, ne olacak endişesi içerisinde. Orada her ne kadar korku yaşıyorsa da anneler babalar, her ne kadar kendilerini güven içinde hissetmiyorlarsa da çocuklarına onu aynı şekilde göstermemelerinde yarar var. Çünkü onlar çok daha fazla zarar görüyorlar o zaman, etkileniyorlar. Değil mi? O nedenle hani belki söylemesi kolay yapması zor olabilir ama her ne zorlukla karşılaşırsa karşılaşalım biz birlikteyiz. Birlikte bunu aşabiliriz hissi yaratmak çok önem taşıyor. Öbür türlü neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Eyvah sonra ne yaparız gibi bir hava estirildiği zaman güven kaybı daha ciddi bir biçimde artıyor. Ve beraberinde de sorunları getirebiliyor. Evet. Hocam son olarak depresyon önlenebilir bir hastalık mı diye soracağım bir halk sağlıkçı olarak. Önleyebileceksek müdahale aşamasında neler yapalım? Evet. Ne öneriyorsunuz? Şimdi tabii karşılaştıracak olursak bir bulaşıcı hastalıklar gibi önlenmesi mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü insanın tabiatında var. Yani öyle yaratılmışız. Depresyon yaşamak, kısa süreli depresyon yaşamak son derece doğal bir şey. Bir enfeksiyon değil. Değil. Öncelikle onu tabii, kabul edelim. Tabii öyle aşı gibi hani şunlar olursa depresyonu azaltabiliriz gibi. Ama herhalde en önemli olan o depresyona yatkın olan insanları belirleyerek onların ruhsal yapılarını, kişilik yapılarını, hayatla mücadele güçlerini,
arttıracak yönde belki destekler olması, terapiler görmeleri hocam, o zaman azalabilir. Hocam, bu sahada yapılan çalışmalara ne diyorsunuz? Depresyon ölçekleriyle çıkıyoruz sahaya, çalışma yapıyoruz ve diyoruz ki şu kadar oranda insanımız, işte kadınların yüzde şu kadarı depresyona yakın bulundu. Erkeklerin şu kadarı işte cinsiyete göre, yaşa göre, sosyal sosyodemografik özelliklere göre dağılımlarını veriyoruz. Bunları önlemek adına bir şeyler yapılabilir mi? Şimdi, ne yapılmalı? Bu çalışmalar kuşkusuz çok önemli, değer vermemiz gereken çalışmalar. Evet. Çünkü oradan yola çıkarak risk gruplarını tanımlıyoruz ama müdahale kısmı. Evet, orada eksiklik kesinlikle oluyor. Kesinlikle tamam. Tabii. Orada tabii konulardan birisi de şu. Mesela aşı gibi basit bir işlem söz konusu olsaydı her şey kolay olurdu. Ama işin içine mücadele gücünü arttırmak, hani sosyal ilişkileri arttırmak, kişilik yapılarını ele almak, mükemmeliyetçiliği biraz kırmaya çalışmak, gerektiği yerde hayır demeyi öğretmek. Hani böyle düşündüğümüz zaman zorluk orada başlıyor. O zaman işimiz çok. Çok, bir yandan da zor. Ama yapılmayacak bir şey de değil. Herhalde bunu belki tek tek bireylerle uğraşmaktansa belki aile içinde bu nasıl sağlanabilir onun üzerine durmakta fayda var. Zaten aile içinde belli bir çocuk yetiştirme tarzı yerleşirse doğal olarak bu oluşacaktır diye düşünüyorum. Özetleyelim mi hocam? Nasıl yetiştireceğiz bu çocukları? Anne babalar lütfen kulaklarınızı açın. Çok iyi dinleyin. Burası tam böyle en çok dikkat etmemiz gereken nokta. Geleceğe bağlı gençler yetiştirmek, depresyondan uzak gençler yetiştirmek, kendini güvende hisseden gençler yetiştirmek adına hocamın son sözlerini dinliyoruz. Evet, şimdi sanki böyle ben öyle bir şey söyleyeceğim de. Mucize. Mucize, öyle bir şey yok tabii ama özet olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle anneler, babalar okuma yazmasını geliştirmiş, eğitim düzeyi yüksek olan anne babalar çocuklarını kitaptan, internetten okuduklarıyla yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu da aslında doğallığın kaybolmasına neden oluyor. Aslında önce bir kere yani anneler, babalar doğal olarak çocuk yetiştirme gücüne sahipler. Yani onu görmekte fayda var. Bir de şunu unutmamakta fayda var. Çocukların zaman zaman sıkıntı, sorun yaşamasını illa o an düzeltilmesi gereken bir sorun gibi görmemek gerekiyor. Çünkü mesela en basit örnek, gece kendi odasında uyuyamayan bir çocuğu düşünelim. Mesela anne babalar bazen işte anne babanın yanına gelip uyumak istiyorlar. Anne babalar da bazı anne babalar alışmasın, orada kendi başına açsın diye çocuğu temelli odasına gönderebiliyorlar. İşte orada şunu görmek gerekiyor. Çocuğu etkileyen bir konu var. Onun ne olduğunu bilmiyoruz. Onun çözümünü illa o gün o anda bulmam gerekir hissinden kurtularak zamana yaymasında fayda var. Çünkü çocuğun o anki davranışı ben bunu yapamıyorum diyor. Yapabilirsin diye ona baskı yapmanın çok bir anlamı yok. O nedenle hep böyle biraz esnek, zamana yayan, acele etmeyen yönde hareket etmek gerekiyor. Bir diğeri de çok sık gördüğümüz konulardan birisi de anne babalar çoğu zaman kendi hayallerini çocukların üzerinden gerçekleştirmek istiyorlar. O da tabii herkesin mutsuz olmasına neden oluyor. Çocuk bazen anne babanın dediğini yapıyor ama sonra kendisi bir türlü mutlu olamıyor veya değişik duygular ortaya çıkabiliyor. Herkesin, her çocuğun kendi özelliklerine, yani kendini gerçekleştirebileceği tarzda yetişmesinde fayda var tabii. Mesela en basit olarak içe dönük çocukları düşünelim. Bazı insanlar huyu olarak içe dönüktür. Onu zorla hani dışa dönük yapmaya çalışmak çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Çocuğu iyi tanıyarak onun özelliklerine uygun bir biçimde davranış geliştirmek en uygunu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Davetinizi kabul ettiniz. Bize vakit ayırdınız. Beni de çok mutlu ettiniz. Bir çok öğrenciniz, bir ben kardeşiniz çok olarak. Oldum. Çok sağ olun. Teşekkürler. İnşallah yakın zamanda sizi tekrar misafir etmek, sonsuz donanımınızdan faydalanmak isteriz. Memnuniyetle, teşekkürler. Evet sayın seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Her programımızın sonunda olduğu gibi bu son 15 günde yola çıkan gençlerimiz oldu. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Benden selam bekleyenler var. Bu haftanın kahramanlarını açıklıyorum. Özgür ve Engin. Özgür ve Engin yeni bir yola çıktılar. Anne babaları yanında, anneannesi yanında, dedesi yanında. Onların yolu açık olsun diyorum. Biz de yanındayız.
Nice özgür ve enginlerimiz olsun. Hoşça kalın, esen kalın. Sadece ve sadece hayata bağlı kalın. Teşekkür ederim.